Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi üçgende alanın birinci konu testini gömmeye geldik arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Vira bismillah diyoruz. Önce bir şöyle bir odaklanmamızı ayarlıyoruz. Tabii ki her zamanki gibi. Hop. Çılgınca. Hemen başlayalım. G diyor ağırlık merkezi. Peki. 45'i vermiş. 2 kök 2. 6 kök 6 da verilmiş. Buna göre alan ABC nedir diye bir soru soruyor bize. Şöyle yapalım dostlarım. Şimdi madem ki bu 45'i gördük biz. O zaman buradan aşağıya bir diklik indirelim tam 45'in karşısına. Ve diyelim ki bu diklik 90'ın karşısı 2 kök 2 ise 45'in karşısı 2 olmak zorundadır dedik. Dostum şu A'dan da aşağıya bir diklik indirdim ben. Bakın şöyle bir diklik de buraya indirdim. Niye bu dikliği indirdin öğretmenim? Çünkü bana BC kenarı verilmiş dostlarım. 6 kök 6 olarak verilmiş bu kenar. E şimdi bir kenarı biliyorsam ben o kenara ait yüksekliği bulmaya çalışırım ilk önce ki taban çarpı yükseklik bölü 2'den sorumuzun cevabı gelsin. Peki şimdi hocam haşı bulacağız biz. Neyi unuttuk biz? Ne yapmayı unuttuk? Bakın diklik var, ağırlık merkezi var. Yani ağırlık merkezi bir kere varsa bir soruda biz o soruda tabana bir açıya iki muhabbeti kesinlikle yapacağız dostlarım. E o zaman şu muhteşem üçlülük kenar ortayımızı bir indirelim bir zahmet şuradan aşağıya. Ve bu kenar ortayı biz biliyoruz ki ağırlık merkezi olduğu için tabana bir yani şuraya bir birim açıya da iki birim olacak şekilde paylaştırıyordu. Ve bakın şu çıktı karşıma. Şurası 2, burası h, ikisi de dik inmiş aynı doğruya. Demek ki bunlar paralel. O zaman bir benzerlik çakalım. 1 bölü tamamı 3. 1 bölü 3 eşittir. 2 bölü h diyelim. Ve h buradan 6 gelsin. Artık yüksekliğimi biliyorum 6. Tabanımı biliyorum 6 kök 6. Bölü 2'den 18 kök 6 çıktı. Sorumun cevabı dostum. Hemen geçerim ben de ikinci soruya. Bakalım bu ne diyor. Bu sefer paralellik var. Alanı vermiş BDE'nin alanını. Şimdi pratik olarak şöyle söylemiştim. Alanı biz nasıl buluyorduk paralellik varsa? Verilen 2 değeri çarp 2'ye böl. Yani 6 ile x'in çarpımını 2'ye bölersem 18'e eşitleyeceğim. Ve cevap da gelecek buradan x. Tabii biz bir de ne öğrettik size dostlarım köşe taşında? Alan kaydırma vardır. Paralellik ve alan varsa alan kaydırma yapabilirsiniz. Bakın şu benim birinci paralel doğrum. Şöyle biraz kalınlaştırıyorum. Şu da ikinci paralel doğrum. Şimdi bu iki paralel doğrunun arasında mutlaka bir iki üçgen vardır. İşte bakın burada bir bu var, bir de bu var. Şimdi benim işim şu üçgenle çünkü bunun alanını vermiş bana. Bakın bu üçgenin tabanı DE bir paralel doğrunun üstünde. Tepesi de diğer paralel doğrunun üstünde. İşte bu tepesi hangi paralel doğrunun üstündeyse ben bu noktayı tutup diğer uç noktaya kaydırıyorum. Yani şu C'ye getiriyorum. Ve BD şurası oluyor bakın. BC oluyor. EC de EB de buraya geliyor. B noktası buraya geldiği için EB de EC haline döndü. Yani benim kaydırdıktan sonraki üçgenim burası oldu. Ve biz bir de şunu biliyoruz. Alan kaydırmada üçgenin alanı değişmiyordu. Yani önceki alan 18 ise buradaki kırmızı alan da 18 olmak zorundadır. Ve ben bu kırmızı alanı yani 18'i tabanını x seçip x çarpı x'in uzantısına bakın bir yükseklik inmiş buradan 6. Yüksekliği 6 o halde bölü 2 diyerek buluyorum. Buradan da şununla şunu sadeleştirelim 3. 3x 18 ise x eşittir 6 yapıştırdık geldi. Evet geçtik 3 numaralı sorumuza. G ağırlık merkezi 2 var x var. X nedir diye bir soru sormuş. Ha bir de bize AB'yi 6 vermiş. Şuranın 6 olduğunu söylemiş. BC'yi de 9 vermiş. Bakın şimdi burada hangi kuralı uygulayacağım ben? Şunu. Şimdi bir üçgende şöyle 3 köşeden de ağırlık merkezine doğrular çizildiğinde yani kenar ortayları ağırlık merkezine kadar olan parçalarını çizdim üçünün de. Bu durumda üçgenim 3 tane eş alanlı üçgene ayrılıyordu dostlar. Kural buydu. Bunu köşe taşlarında da söyledik. Konu anlatım videolarımızda da söyledik. Dolayısıyla artık şu mavi üçgenle kırmızı üçgenin alanı birbirine eşit. Peki mavi üçgenin alanı tabanı 6. Yüksekliği x bölü 2'den buldum. E kırmızı üçgenin alanı tabanı 9,
Yüksekliği 2 bölü 2'den de bunun alanını buldum. Hemen şuradaki ikileri paydaları sadeleştirelim. Buradan 6x eşittir 9 çarpı 2'den 18, x eşittir 3. Cevap Adana'dan patladı gitti. Evet Gobeller, dördüncü sorudayız. Bakalım bu ne diyormuş? Bir açıortay iki tane de diklik görüyorum. Hemen ne öğrettiğimizi, taktiğimizi hatırlayalım. Ve demiştik ki bakın biz bu taktiği size, yanlış hatırlamıyorsam, üçgende açıda öğrettim ben size bu taktiği. Oradaki köşe taşlarında öğrettim. Sonra dik üçgende de karşımıza çıktı. Açıortayda karşımıza çıktı. Şimdi de bakın üçgende alanda karşımıza çıktı aynı taktik. Taktik şu: bir soruda bir açıortay ile iki tane de diklik varsa biz o soruda A, B 90'ları yazıp bir ikizkenar üçgen bulacağız demiştik. Bakın görelim hemen o ikizkenarı. Şu eşit açılara A, A diyelim. Şu küçük üçgende A var, 90 var. Şu açımız B. Ve bu B'nin tam tersi de B. Şu üstteki dik üçgene bakın. Ceyhan, Adana, Edirne dik üçgenine. Bakın A var, 90 var. O zaman şu Edirne açısı mecbur B olacak. Bakın şu üçgende ikisi de B çıktı. Demek ki ikiz kenar AF'ye de ben X'i yapıştırdım. E şimdi açıortay ve diklik varsa bir de şunu yapacaktık. Bizim fışkırtma teoremi dediğimiz teorem. Bakın şu açıortayın tam bittiği yerden yukarıya bir diklik gitmiş X. Ben de şöyle aşağıya bir diklik indiriyorum. Ve diyorum ki bu da X. Tamam. Şimdi bunun alanla ne alakası var onu düşünüyorum arkadaşlarım bir yandan da. Hala göremedim alanla ilişkisini. Benzerlikten çözerim ben de o halde soruyu. Bakın şurada bizim klasik benzerliğimiz var. Buraya bakarsanız. Şu adam şu adama paralel. Çünkü neden? İkisi de aynı yere dik olmuş. O zaman 4 bölü 4 artı x. Şuraya yazayım. 4 bölü 4 artı x eşittir. Dik paraleller x bölü x artı 1 yazıyorum. X bölü x artı 1. Hemen içleri dışları çarpalım. 4 ile x'in çarpımı 4x. X ile x'in çarpımı x kare. 4 ile x'in çarpımı 4x. 4 ile 1'in çarpımı artı 4. Bakın 4x'ler gitti. X kare eşittir 4 kaldı. Neyin karesi 4? 2'nin karesi 4 dedim ve soru da çıktı. Evet, 5 numaralı sorumuzu okuyoruz şimdi. Hemen bakalım. ABC üçgeninde CD açıortay, bir de ABC açısıyla ABC açısı ile BFC BFC açısı birbirine eşit verilmiş. Şimdi ABC açısı şurası. Biz bu açıya hemen bir A diyelim. BFC açısı da şurası. Buna da bir A diyelim. Şimdi şurada da eşit açılarımız var. B, B diye seslenelim bunlara da. Bakın şöyle yapalım. A, B. Hadi üçüncü açımıza da C diyelim. O zaman bunun tersi de C. Şuraya bakıyorum. A var, B var. O zaman bu üçgenin üçüncü açısı, yani şu Denizli'ye de C yazmak zorundayım dedim. Ve bakın bu üçgenimi ben ikizkenar olarak buldum. C, C'den dolayı hemen buraya da 5'i yapıştırdım. E şimdi ikiz kenar görünce tabana diklik indirmek adettendi demiştik. Geometrinin birinci farzıdır demiştik. Bu diklik kayı kuralı yapar, yani tabanı ikiye böler demiştik 3. Ve bakın şu üçgende 1, 3, 4, 5 gördüm. O halde benim yüksekliğim 4 oldu. Bana nereyi soruyor? D, B, E. Yani şuradaki kırmızının tamamını soruyor bize. E, tabanı 6. Yüksekliği 4. 24 bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2, Ceyhan'ı işaretledi. 6. soru. Burada da alanlar birbirine eşit verilmiş. Bakalım hangi alan? Yok, iki katı olarak verilmiş. ABD, ABD. Şuranın alanı A ise ADC, şuranın alanı 2A'ymış arkadaşlar. Tamamdır, bunu gördük. 4'e 2, AC 10, alan ADC. Yani bizden de 2A'yı istiyor artık bu adam. Peki, şimdi alanların oranını şöyle açılardan yazmaya çalışsam ben bir işe yarar mı? Yani şuna alfa desem, şuna beta desem,
alfa ile beta'dan ben bir ilişki bulabilir miyim diye bakıyorum. Hadi bir deneyelim arkadaşlarım. Şimdi sinüs alandan A alanını yazıyorum. Şuraya yazalım. A alanı eşittir 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı 4 ile 2 çarpı sinüs alfa. Şimdi hemen altına da 2A'lık alanı yazalım. 2A eşittir. Yine 1 bölü 2 çarpı. Bu sefer 2 ile 10'un çarpımı çarpı sinüs beta. Şimdi bunları birbirine bölersek A'lar gider. Burada 1 bölü 2 kalır. Eşittir. 1 bölü 2'ler gider. 2'ler gider. Ne kaldı geriye? 2 sin beta. Şunları da sadeleştirelim. 2 ile 5 olsun bunlar. Burada 2 sin beta. Yok, 2 sin alfa. Bölü 5 sin beta. Yani içler dışlar çarpımı yaparsam da 4 sin alfa eşittir 5 sinüs beta'ya geldi. Hani çok da böyle bir aman aman güzel bir şey olmadı. Sinüsle beta arasındaki sinüsle şey arasında sinüs alfa ile sinüs beta arasında 4'e 5 oranını bulduk. Bu benim işime yaramadı arkadaşlarım. Yani çok da böyle bir hoşuma giden bir durum olmadı açıkçası. Başka bir şey görmeye çalışalım biz. Sinüs alfa bölü sinüs beta. Yani karşısındaki kenarların oranına gidebiliriz. Şöyle bir şey deneyelim arkadaşlar. Şimdi buradan bir şey çıkmadı. Şimdi şöyle yapalım. Bakın burada alanların oranı 1'e 2 olduğu için tabanların oranı da k'ya 2k şeklinde olmak zorunda. Şimdi ben buradan hemen bir paralel doğru çiziyorum. Benzerlik yapıp 2 bölü 3 x bölü 4 dediğimde yazalım. 2 bölü 3 eşittir x bölü 4 dersem şuradaki çizdiğim paraleli 8 bölü 3 buluyorum. Şimdi tabii ki bu paralel doğru burayı 1'e 2 böldüyse burayı da işte a'ya 2a şeklinde 1'e 2 oranında bölecek. Yani 3a'yı 10, a'yı o halde 10 bölü 3 bulduk. Sonra şu üçgene bakın arkadaşlarım. Şimdi saçmalık burada başlıyor işte. Bakın burası 8 bölü 3, burası 10 bölü 3, burası 6 bölü 3 yani 2. 6, 8, 10 dik üçgeni var burada. 3'e bölünmüş hali. O halde şurası kesinlikle ama kesinlikle 90. Bu paralel olduğu için şurası da kesinlikle 90 derece. Yani bakın şuradaki üçgen her ne kadar şekil benzemese de bir dik üçgen arkadaşlarım. Ve bu üçgenin alanı dik kenarları yani 2 ile 4'ün çarpımının yarısı. 8 bölü 2'den burası 4 gelir. Tabii ki bu 4 ise bu 2 katı olacağından 8 gelecek sorumuzun cevabı. Evet yani hazırlayanların emeğine sağlık diyelim. Sonuçta hazırlanmış bir soru, emek harcanmış ama benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Evet buna bakıyoruz. Şimdi AB, AD verilmiş. AC 8, şurası 6. Tamam başlayalım bakalım. Şimdi şuna bir A diyelim. Şurası 90, şuraya B yazalım. Tersimiz de B, ikiz kenardan bu da B. Ve bakın B 90, şurası da kesinlikle A olacak. Şimdi hocam niye böyle AB 90 diyerek başladın sen? Bakın burada bir açıortay bulduk. İşte kaçıncı soruda söyledim bu taktiği hatırlamıyorum. Dördüncü soruda yine söyledim bu taktiği. Çok çok önceden yine söylemiştim. Arkadaşlar bir soruda bir açıortay, iki diklik varsa mutlaka AB 90 yazılıp ikiz kenar üçgen bulunur. Bakın burada olayı tersten yapmış. İki diklik var mı? Var. İkiz kenar çıkmış mı? Çıkmış. Ben de diyorum ki o zaman kesin açıortay olacak bir yerde. Yine AB 90'ları yazdım. Açıortayı buldum bakın. Şimdi bu açıortayın özelliğinden, fışkırtma teoreminden, şuradan da çizdiğim, bu kola çizdiğim diklikte 6 olacak. Bize de muhtemelen ADC'yi soruyormuş. Evet tam tahmin ettiğim gibi. Artık tabanını biliyoruz 8, yüksekliğini biliyoruz 6 bölü 2'den 24'ü işaretliyoruz dostlar. 8. sorudayız. C noktasının AB doğrusuna uzaklığı. O zaman önce bir açıortay teoremi yapalım. 8'e 12 ayakların oranı, kollar da 8K'ya 12K. Hatta sadeleştirirsek 2K'ya 3K olmak zorunda. Bu bir. Sonra şuradan aşağıya bir diklik indireyim. 30'u görünce karşısına diklik indirmek adettendir artık. 90'ın karşısına bakın 20 düştüyse 30'un karşısına yarısı 10. Şimdi bu üçgenin alanı
tabanı 3K. Yüksekliği 10 bölü 2'dir. Aynı zamanda bu üçgenin alanını, bakın bana şunu sormuyor muydu? C'nin buraya dik uzaklığını soruyor değil mi? C noktasının AB doğrusuna uzaklığı demek, en kısa uzaklığı demek, dik uzaklığı demektir. Bana H'ı soruyor yani. E ben bu üçgenin alanını H çarpı tabanı 2K olarak bölü 2 olarak yazdım. Ve bölü 2'ler gitti. K'lar gitti. Bakın 3 çarpı 10 30 eşittir. Buradan 2H kaldı. H eşittir 15 çıktı dostlarım. Evet, konu testi 1'in x8 sorusunu gömdük. Şimdi 9 numaralı soruyla devam ediyoruz. Güzel bir klasik sinüs alan bağıntısı sorusu arkadaşlarım. BD bölü DC'yi istiyor bizden. Biz şimdi önce bu iki üçgenin, şu üçgenin alanına A, şuna B diyeceğiz. Alanlarının oranıyla biliyoruz ki tabanların oranı aynı olacağından biz alanların oranını bulsak yeterli diyeceğiz. Peki şimdi A üçgeninin alanını yazıyorum. A alanını. Dostum sinüs alandan yazıyorum. Şu ortadaki kenara bir K diyelim. 1 bölü 2 çarpı 2 kök 3 ile K'nın çarpımı. 2 kök 3 çarpı K. Bir de çarpı aradaki açının, yani 60'ın sinüsü. O da kök 3 bölü 2. Bölü diyorum. Şimdi sağ taraftaki üçgenin, yani B'nin alanını yazıyorum. O da yine 1 bölü 2 ile başlıyorduk sinüs alanda. Çarpı K ile 4 kök 2'yi çarpıyorum. Çarpı sinüs 45, yani kök 2 bölü 2 diyorum. Şimdi sadeleşenlere bakın. 1 bölü 2'ler gitti. Şu bizim K ile bu K gitti. Sonra şu paydadaki bölü 2'ler gitsin. Şurayı bir çarpalım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Bir de 2 ile çarpıyorum 6. Yani şöyle oldu. A bölü B eşittir. Burada üstte 6 kaldı. Şuraya bakalım. Şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Bir de 4 ile çarpıyorum bunu 8. 6 bölü 8. Yani 6 ile de 8 sadeleşirse 3 bölü 4 çıkıyormuş. Sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan geliyormuş. Geçtik 10 numaralı sorumuza. Evet, güzel bir soru. Paralellik var. Alan D, B, E'yi 10 vermiş. Ne demiştik? Paralellik olan bir alan sorusunda alan kaydırma yapacağız demiştik dostlarım. Şimdi şunlar bizim paralel doğrularımız. Bakın bu paralel doğru nereden geçmiş? G ağırlık merkezinden. Ağırlık merkezinden geçen paralel doğru yan kenarları 1'e 2 oranında böler. Her zaman demiştik. Bunu da unutmayın demiştik. Bu da sırf ağırlık merkezinin kenar ortayı 1'e 2 oranından bölmesinden geliyordu. Bunu yine köşe taşında sürekli ispatlamıştım ben size dostlarım. Kenar ortay köşe taşlarında. Sonra bu paralel doğruların içindeki üçgenin alanı tepe noktasını buradan tutup Ceyhan'a getirirsem alanı değişmiyordu dostlarım. Alan kaydırmanın özelliği buydu. Alanı kaydırmamıza gerek var mı? Bir bakayım. Tamamının alanını soruyormuş. Hiç gerek yok o zaman dostlar. Bunun alanı 10. Bakın M ile 2M'yi kıyaslıyorum. M'ye 10 düştüyse 2M'ye 20 düşecek diyorum. Şimdi de 2K ile K'yı kıyaslıyorum. Peki K'nın tepe noktası nereye geliyor bakın? Bursa'ya. O zaman 2K'yı da Bursa'ya kadar alacağım dostlar. 2K'lık üçgene ne düşmüş alan? 30 düşmüş değil mi? Tamamını alıyorum. 30. K'ya ne düşecek? Yarısı 15. Hepsi toplam ne oldu? 30, 15 daha Edirne oldu. Evet, geldik 11 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyormuş dostlar. Şimdi alan ABC. ABC'nin alanı nereye eşitmiş? DEC'nin alanına eşitmiş dostlarım. Pekala. Bunu da görmüş olduk böylelikle. Başka da bir şey yok şimdilik. Bu kadar. Buna göre EBX nedir diye de bir soru sormuş bize. EBX şurası. Şimdi biz şöyle yapalım. Şuna A diyelim. Şuraya B diyelim. Bakın bu üçgenin alanı A artı B oldu. E bu DEC de buna eşitmiş. O zaman bu da A artı B olacak. Şuraya da A kaldı. Evet, her ne kadar şekil öyle demese de bu iki üçgenin alanı birbirine eşitmiş dostlarım. Şimdi bakalım başka neler yapabiliriz arkadaşlar. Şu geldi aklıma. Şuradan bir şöyle bir pratik bir yol öğretmiştim ben size.
Bu uçak modelinde köşe taşında göstermiştik. Uçak şekline benzeyen şu kısımda, yani bumerang dörtgeninde herhangi iki üçgenin alanı eşitse şuradaki x'in 6'ya oranı aynı oran burada da olacak demiştim. Burada da demek ki xk'ya 6k oranı vardır diyebilirim ben o halde. Bunu da bir yazmış olalım. Hatta şuradan da bir paralel doğru çizelim dostlar. Şöyle bir paralel çizmiş olalım. Ve şurada bakın bir kelebek üçgen çıktı karşıma. Bu kelebek üçgen ne diyordu bize dostum? 3'e 4 oranı varsa burada da şuna mesela 3m desem buraya 4m diyecekmişim ben. Bunu da yazdım. X dediğimiz yer 4m geldi yani. Hatta o zaman x demeyelim, 4m diyelim biz buna. 4m'nin bir katı diyelim. 4m'nin bir katı. Şimdi bir de buradan klasik benzerlik yapalım. 4m bölü tamamı. 4m bölü tamamı 6 artı 4m. Eşittir. Şuna 3m demiştik. Burası da 6. 3m bölü 6. Şu m'ler gitsin. Şu 3 1 olsun. 6 da 2 olsun. 2 ile 4'ün çarpımı 8 eşittir. 6 artı 4m olur. 6'yı buraya atarsam 2 eşittir 4m gelir. Zaten bana da 4m yani x'i soruyordu dostlarım. 2'yi işaretledim. Güzel soru çıktı bu. Evet, 12'deyiz. Bakalım ne diyor? Bir 45 derece görüyoruz değil mi? Şimdi 135'i gördük. Demek ki bir de 45'i var bunun. AB nereye eşitmiş? ED'ye. Bu bir açıortaydır demiş. Tamam. Eşitlik var. 3 var. 4 kök 2 var. 135 var. EDC. Şu üçgenin de alanı bizden isteniyor dostlarım. Evet, bizden istenen alan burası. Şimdi şuna biz bir A diyelim. Şuna da bir A diyelim. Şurası 45 derecedir. Bunu biliyoruz. Şurası da 45 derecedir. Bunu da biliyoruz. Başka neler yapabiliriz? Şimdi 45'i gördük. Karşısına bir diklik indirmek istiyoruz. Şu açıortayı da konuşalım hatta. Açıortaydan bir bu tarafa diklik gitsek. Bir de bu tarafa diklik gitsek. Yani bir şuraya diklik, bir de buraya diklik çizdiğimde bu diklikler eşit olacak. Bir şeye yarayacak mı? Yok. Şu anda yaramıyor. Başka neler görmemiz lazım? Şöyle bir düşünelim arkadaşlarım. Düşünüyoruz. 45'i gördüm. Karşısına diklik indirsem diyorum şuradan. Şöyle bir diklik indirdiğimde buna A B desem, şurası da B, burası B kök 2. Yok ya, bir işe yaramıyor bu. Şimdi 3 ile 4 kök 2'yi bağdaştırmamız lazım. 3 ile 4 kök 2 nasıl bir araya gelir? Yani şuranın 90 olduğunu bilseydik belki bir şeyler daha kolay gelebilirdi gözümüzün önüne. Şimdi 45, şuralara da biz bir açı verelim. Mesela x diyelim. X diyelim bu açıya. Şuraya 45 eksi x diyelim. Çünkü toplamlar 180 olacak. 135 var orada. Başka. Şunu deneyelim bir de arkadaşlarım. Şimdi şuralara biz bir harf daha verelim. BB diyelim. Şimdi şu üçgenin alanını soruyor bize. Sinüs alanı bir yazalım bakalım ne gelecek. Şimdi 1 bölü 2 çarpı. İki kenarını çarpıyorum. A ile B'yi çarpı. Bir de aradaki açı 45'in sinüsünü yazıyorum. Yani sinüs 45 kök 2 bölü 2 diyorum. Şimdi geldi bak. Şurada da bir açıortayımız vardı yani. Bakın açıortay teoremi yapacağım şimdi. A'nın 4 kök 2'ye oranı. Yani kolların oranı diyorduk değil mi biz buna? A'nın 4 kök 2'ye oranı eşittir 3'ün de B'ye oranına, yani ayakların oranına eşit demiştik dostlar. Şimdi buradan içler dışlar yapınca ne geliyor bakın? 12 kök 2 eşittir A çarpı B geldi. İşte buradan da soruyu bitirdik. Şurada A çarpı B yerine 12 kök 2 yazıyorum. Bakın ne oluyor? 1 bölü 2 çarpı 12 kök 2 çarpı kök 2 bölü 2. 2 ile şu 2'nin çarpımı 4. 12'ye sadeleştirelim. 3 olsun. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bir de 3 ile çarpıyorum. 6 geldi. Evet. 13 numaralı sorudayız. ABCD bir paralel kenar. CF, FB'nin 2 katıymış. Hemen K'ya 2K dedim. Alan CKF'yi 6 vermiş bize. Şuraya 6 vermiş.
Buna göre EBFK şuranın alanı nedir diye de bir soru soruyor dostum. Hemen paralel kenarda bunu çok sık yapacağız. Şöyle yan kenarlardan biri iki belli bir oranda iki parçaya bölündüğü zaman hemen o noktadan paralel çizilir dostlarım. Ve bakın şöyle bir şey çıktı. 2 bölü 3 oranı, demek ki şuna 2A dersem şurası 3A olur diyorum hemen. Tabii ki bu da 3A. 6A ise bu kenar, bu kenar da 6A. Ve bakın şurada da bir kelebek üçgenimiz çıktı karşımıza. Şu kelebeği de görelim. 2'ye 6 oranı var. Yani 1'e 3 oranı var. O halde şu bizim B kenarımızsa şurası 3B kenarı. Ve B'ye 6 düştüyse 3B'ye 18 düşecek diyelim. Ya da şurası C ise şurası 3C olacak. Ve bakın 3C'ye 6 düştüyse C'ye 2 düşecek. Şu küçücük yere de 2 düşüyor dostum. Bunu da bulduk. Bu şekilde oynayacağız işte arkadaşlar soruyla. Sonra şunu yapalım. Nereyi soruyordu bize? Ha, şuranın alanını soruyordu. Nereden gelir bu? Yapalım gitsin ya. Bakın şu paralel doğru. Burayı 2'ye 1 böldü ya. Burayı da 4C'ye 2C olacak şekilde 2'ye 1 oranında bölecek. Hemen şuradan bir köşegen çizelim şöyle. Ve bakın diyelim ki şurası 6, 2 daha 8. 4C'ye 8 düştü şu üçgen. 2C'ye yarısı düşecek 4. Sonra 2K'ya 8, 4 daha 12 düştü. Şuranın tamamı 12 düştü. K'ya 6 düşecek. Burası da 6. Bizden istenilen dörtgen 6, 4 daha 10. Bir de şurası 2 idi. 12 geldi arkadaşlarım. Cevap Adana'dan çıktı. Şuna bakalım. Biraz hızlanalım. Süremiz bayağı geçiyor. Sonra diyor ki şimdi bunların hepsine bir eşittir. 12K diyelim biz. 3AB 12K'ya eşitse AB 4K'dır. 6BD 12K'ya eşitse BD 2K'dır. 4DC 12K'ya eşitse DC 3K'dır. Alan KDCE. Şurayı da 19 vermiş. Bunu da yazalım. Alan AKE. Şuradaki X'i bizden istiyor. Bir yerde bir şey daha vermiş. BE açıortaymış dostlarım. Şurası da açıortay olarak verilmiş. Ve bakın bizim kollarımız 4'e 5. O zaman ayaklar da 4M'ye 5M olarak dağılmak zorundadır diyelim hemen. Şurada da küçük bir açıortay var BK. 2'ye 4 oranı varsa burada da işte A'ya 2A oranı olmak zorunda. Kolların oranı da aynı ayaklar gibi olmak zorunda dedik. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim bir yerden paralel çizeceğiz dostlarım. Bakın şuradan en kolay nereden çizsem çözer. 2 bölü 5 şuradan çizsek çözülür mü diye bir bakalım. O da olur. Şuradan da çizsem olur herhalde ya. Bu daha mı tatlı olur? Direkt x'i bulurum herhalde buradan. Şöyle bir çizelim. Şimdi bu paralel doğru. Bu tarafı 4'e 5 oranında böldüyse bu tarafı da 4a'ya 5a olacak şekilde bölecek. Yani 4x diyelim hatta biz. 4x ise 5x olacak. Yani toplam burası 9x. Bakın 3a dediğimiz yere 9x dedik. Demek ki a eşittir 3x. Yani şuraya biz artık 3x yazalım. 3x ise burası, şurası 3x. Yukarıya 6x kaldı. Hatta şurası 4x oluyor. Buraya da x kalıyor değil mi dostlarım? 1'e şöyle 4x diyelim buraya da. Evet, bu şekilde oldu. 4, 1, 3 topladım. 4, 7, yok 4, 5, 8x oldu. Bir yerde hata var. 4 bölü 5 dedim. 4x burası, 5x burası olacak. Tabii ki şuraya 2x kaldı o zaman. 5x olması için. Şimdi oldu. 2'ye 3 oranı geldi burada da. Tamam, bunu da bulmuş olduk böylelikle. Şimdi başka bakalım şöyle neler göreceğiz. Şimdi alanlara gireceğim birazdan ama daha başka yapmam gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdilik yok herhalde arkadaşlarım. Şu alanı dağıtalım mı diye başladım ben artık. Şurayı bir dağıtalım. Hadi şu köşegeni çizdim. Şuna 2A dersem buna 3A diyeceğim. Bu 1. Sonra 2'ye 2A dediysem 4'e 4A diyeceğim. Bakın bizim X dediğimiz şey 6A oldu. Yani bize artık 6A'yı soruyor bu. Peki şuradaki 4M'ye toplamda ne düştü? 4, 6, 9A düştü. 4M'ye 9A.
O zaman 5M'ye ne düşecek diye soralım. 4M'ye 9A düştüyse 5M'ye 5 kere 9 45 bölü 4. Şuraya da 45A bölü 4 düşüyormuş dostlarım. Ve bakın şu ikisinin toplamı hemen şurada yazıyorum. Yani 3A ile 45A bölü 4'ün toplamı 19'a eşitmiş. Düzenleyelim. 4 kere 3 12. 12 ile de 45'i hemen toplarsa 45, 47, 57A bölü 4 yaptı. Yani 57A bölü 4 eşittir 19. 19 ile 57'yi sadeleştirdim. 3. Burada 1. A eşittir 4 bölü 3 çıktı dostlarım. Bize 6 ile çarpın istiyor. 6 ile çarparsak 24 bölü 3 yani 8 gelir sorumuzun cevabı. 15 numaralı sorudayız. 75, 75, 4 var, 6 var. Alan D, B, C. Şimdi bu bir açıortay dostlar. 75, 75. O zaman kollarının oranı 4'e 6 ise ayaklar da 4'e 6. Hatta sadeleştirdim 2'ye 3 oldu. Hatta bu alan 2A, bu alanda 3A geldi. Şimdi biz toplam 5A'yı bulabiliyoruz burada arkadaşlar. 5A sinüs alandan bulalım hemen. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarı çarpıyorum 6 ile 4'ü 24 yapıyor. Çarpı aradaki açının sinüsü yani sinüs 75 75 daha 150 yapar sinüs 150. O da 1 bölü 2 sinüs 30'a eşittir 1 bölü 2. 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür 24'ü sadeleştirdim 6. 5A 6 ise A eşittir 6 bölü 5. Benden DBC'yi yani 3A'yı istiyor. 6 bölü 5'i de 3 ile çarparsak 18 bölü 5 gelir. Buna bakalım hemen. Yine bir açıortay görüyoruz. 4 var, 6 var. AB. AB nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi AB şurası tamamdır. Bu dış açıortay teoremi yapalım burada biz bir isterseniz. Şu dış açıortay... Yakın kol 4, uzak kol 6. 4 bölü 6 eşittir diyelim. 4 bölü 6 eşittir. Şuraya y dersek y bölü tamamıydı. Y artı 6. Buradan 6y eşittir 4y artı 24. 2y eşittir 24. Y eşittir 12 geldi. Burayı da bulduk. Şimdi... Şu üçgenin alanını bulabilirim arkadaşlarım. Hemen şuradan bir diklik indireyim tabana. İkiz kenar olduğu için burayı 2, 2 diye bölecek. Şurada da Pisagor yapıyorum. 36'dan 4 çıktı. 32, 4 kök 2 geldi yüksekliğim. Alanını yazıyorum. 4 tabanı, şurası 4. Yüksekliği 4 kök 2 bölü 2 de 8 kök 2'ymiş bu üçgenin alanı. Şuranın alanı 8 kök 2. 6'ya 8 kök 2 düştüyse 12'ye 2 katı 16 kök 2 düşecek. Bunu da bulduk. Toplam bakın şu kırmızı yaptığım üçgenin alanı 16 kök 2 ile 8 kök 2'nin toplamı yani 24 kök 2 geldi buranın alanı arkadaşlar. Buranın alanı tabanı 6 yüksekliği x olmak şartıyla taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunabilir 24 kök 2. 6 ile bu gitsin 3, 3 ile bu gitsin 8. X eşittir 8 kök 2 yani Edirne'den çıktı sorumuzun cevabı. Evet dostlar bir sonraki videoda konu testi 2'yi gömmeye çalışacağız. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi görüşmek üzere.